ekibi olarak dünyanın en güzel köşelerini evlerinize getirmeye devam ediyoruz. Ve bu hafta da yine kemiklerinizi ısıtacağımız muhteşem bir coğrafyadan sesleniyoruz size. Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta dünyanın göz bebeği olan bir şehirdeyiz. Tatil dendiği zaman akla gelen sahilleriyle, plajıyla, gece hayatıyla, gökdelenleriyle, yemyeşil doğasıyla, lüks, ihtişamlı, zengin hayatlarıyla muhteşem bir köşedeyiz. Ve eğer hazırsanız, Dünyayı Geziyorum ekibi olarak şu anda Miami'deyiz ve Dünyayı Geziyorum programını Miami'den başlatıyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı da hemen hatırlatalım. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adresimiz ise Dünyayı Geziyor diyoruz ve Welcome to Miami diyoruz. Dünyanın en renkli görüntülerini Dünyayı Geziyorum'dan göstereceğiz sizlere. Miami'ye gelince Miami'de keşfedilmedik yer bırakmıyoruz. Florida'ya çok yakın olan Küba'nın esintisi de var bu şehirde. Dünyanın en lüks otomobillerinin bir araya geldiğini görüyoruz. Hepsi Dünyayı Geziyorum'da olacak. Dünyanın en büyük kumdan kalesi, Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan kale. Olmadan düşünmek mümkün değil. Biz de şu anda dünyaca meşhur Miami Beach'te bulunuyoruz. Burası güney plajları. Herkesin görmek için can attığı Miami Beach sadece Dünyayı Geziyorum da. Sana şarkı söyleyeceğim. Gıybet. Çekemiyorlar bizi. Kıskanıyorlar bizi. Deliriyorlar sevdikçe seni sen. İnanıp da bunlara. Miami'ye gelindiği zaman olmazsa olmaz dünyaca meşhur caddesi, Lincoln Caddesi'ne de düşecek yolumuz. Miami deyince akla dünyaca meşhur yıldızların yaşam sürdüğü villalar, adalar akla geliyor. Ricky Martin'in evi, Shakira'nın evi. Ve Miami'ye dair merak ettiğiniz her şeyi Dünyayı Geziyorum'da izleyeceksiniz. Ve Dünyayı Geziyorum başladı. Uçuşumuz yaklaşık 12 saat kadar sürecek. Ve 12 saat boyunca bulutların arasında müthiş bir yolculuk geçiriyoruz. Bir yandan filmlerimizi izlerken, bir yandan da nefis yemeklerin ikramı yapılıyor. Ben bir yandan yemeğimi yerken, Yakupcan da rahat rahat uykusuna başladı bile. Miami bizden 8 saat geride yaşayan bir şehir. Ve işte artık uçağımız Miami'de. Miami'nin renkli sokaklarında mutluluktan insanların ayakları yerden kesiliyor. Ocean Drive'ın kordonundayız. Yani iki tane farklı dünya var caddeyle bura arasında aslında. İnsanlar orada arabalarıyla gezerken burası da sporcuların diyarı. Onu söyleyelim. Bu cadde üzerinde görüyorsunuz resmen açık hava spor salonları var. İnsanlar spor yapıyorlar, ağırlık çalışıyorlar, voleybol oynayanlar, burada yürüyenler. İşte burası da Ocean Drive'ın diğer yüzü. Ama muhteşem, onu söyleyelim. İnsanlar Atlas Okyanusu'nun havasında serinliyorlar. Burada palmiye ağaçları var. Palmiye ağaçlarının arasında yemyeşil doğada Ocean Drive'ın, Miami'nin tadını çıkarıyorlar. Herkes güler yüzü. Yani onu söyleyeyim, insanlar kesinlikle mutsuz değiller. Hallerinden memnunlar. Hayatlar burada güzel akıyor. Yani gerçekten hoş. Washington'dan gelmiş, görüyorsunuz, tatil yapmaya, bu güzel diyarların tadını çıkarmaya gelmiş. Do you like Miami? I love it! Palmiye ağaçlarının güzelliğiyle, canlılığıyla renklenen Ocean Drive, Art Deco stili mimarinin de kalbi. Ocean Drive caddesinin kordon boyu, Miami'nin zevkini çıkara çıkara gezmek isteyenlerin uğrak noktası. Miami hayatlarının gözlerin önüne serildiği nefis bir cadde burası. Hayatın her rengi, her hali Ocean Drive caddesinde çıkıyor karşımıza. Öyle çekici bir cadde ki burası, herkesi kendine çekiyor. Sayfacılar da geçiyor. Müthiş ya burası. Kordon sporcularla dolup taşıyor. Sporcuların hepsi soluğu işte bu kordonda alıyor.
Kanada Lincoln Caddesi'ndeyiz. Miami dendiği zaman akla gelen en önemli caddelerden biri. Oldukça kalabalık, oldukça yoğun olan bir cadde. Gün boyu bu hareketlilik devam ediyor. Trafiğe kapalı olan bir cadde ve Miami'nin trafiğe kapalı olan tek yürüyüş caddesi olma özelliğine sahip. Baktığımız zaman yol boyu rengarenk yemyeşil palmiyeler dikkat çekiyor. Ve tabii ki restoranlar, kafeler dünyanın en meşhur markalarının da yer aldığı bir cadde burası. Miami'nin en meşhur alışveriş ve keyif yapma caddelerinden biri Lincoln Road. Her şey yemek ve alışveriş üzerine kurulu olduğundan dolayı Amerika'da Lincoln Caddesi de bu özelliğiyle çıkıyor karşımıza. Yakup, merhaba. Nasılsınız? 80 tane ülke görmüşsün. Evet, Ziya Kuşan. Tabii biz Türkler dünyanın her yerindeyiz ve Serdar Bey çıktı karşınıza Miami'de. Nasıl gidiyor? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Hanım burada çalışıyor. Ford Model Agency'de, ajansta. Onun işi için geliyoruz. O çalışıyor. Ben koca olarak evde bekliyorum onu. İstanbul'da olunca ben çalışıyorum, o evde bekliyor. Burada tam tersi. Süper. Gene onun işi için geldik. Bu arada benim de New York'ta, Manhattan'da ve Virginia'da 3 tane konserim var. Süper. 10, 11, 12 Mart'ta. Çok güzel. Yarın Orlando'ya geçiyoruz. Süper. Biz gidemedik ama biz de gitmek istiyoruz. Ben de merak ediyorum nasıl bir yer acaba. Evet. Yarın Orlando'ya geçiyoruz. 10 Mart'ta Virginia'ya, 11 Mart'ta, 12 Mart'ta New York'a geçiyoruz. Harika. Orada konseri veriyorum. Harika. İzleyicilerimiz varsa buralarda yaşayanlar bence Serdar Bey'in konserini kesinlikle kaçırmayın derim. Miami'de de River Yacht Club'da burada downtown'da, yani şehrin içinde, burada da bir konserim olacak Mart'ın sonunda. Eğer yolumuz düşerse geliriz, severek dinleriz inşallah. Yakup'a baksana 80 ülke gezmiş. O zaten şarkı söylemeyi çok seviyor. Konuşsan abi. O şu an şekere dalmış durumda. Yakup. Konuşsan abi benimle. Şarkı söylesene. Şarkı söylemeyi acayip seviyor. Elinde mikrofon. Demek ki 80 ülke gezdiğine göre çocuğun kafası karıştı. Kaç yaşında? Şimdi 3'e girecek Nisan'da. Çok neler söylersiniz? Beğendiniz mi buraları? Ben buraya aşığım ben. Çok ya, seviyorum. Ben de. Sürekli geliyorum. Geçen evet. Sefer ilk defa kocam geldi. O da aşık oldu. Evet. O da şimdi benimle geliyor hep. Valla aynen, bir gelen bir daha buradan ayrılamıyor. Ben de, biz ilk kez geldik, yani 10 yıldır dünyayı geziyoruz. İlk kez yolumuz buraya düştü. Dedi ki niye daha önce gelmedik? Ya. Evet. Çok güzel. Ya her yeri gördük. Maldivler, Seyşeller, hani onlar çok güzel ama burası bambaşka bir dünya. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Peki bir şarkı alabilir miyiz izleyicilerimiz için? Mümkünse. Sizi tabii, eğer sıkıştırmayın. Okurum Yakup'a. Yakup yapma öyle. Oğlum masayı mahvediyorsun. Yapma, baksana ne yaptın. Ulan Yakup, ulan Yakup. Yapma. Sana şarkı söyleyeceğim. Gıybet. Çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni sende. İnanıp da bunlara. Ah. Bakayım. Balıkçasını söylüyor. Balıkçasını. Senin şarkı daha güzel. Gıybet. Çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni sen. İnanıp da bunlar. Yorma güzel kalbin, dedim işte adı üstünde hepsi gıybet. Senin şarkı daha güzel. Kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe. Dünya yıldızlarını ağırlayan bir cadde burası. Ülkemizin en iyi, en başarılı sanatçılarından Serdar Ortaç da bu caddede bol bol vakit geçirenlerden. Böyle bedava elektrik prizleri var, internet bölgesi var. İnsanlar bakın burada telefonlarını şarj ediyorlar, internette takılıyorlar falan. Yani dipsiz bir kuyu, dipsiz bir dünya Miami. Herkes aradığı her şeyi buluyor. Don't let me down, down, down. Cıvıl cıvıl enerji saçan Lincoln Caddesi herkese hitap eden bir cadde. Gece yarısına kadar aktif olan cadde, turistlerin de en meşhur gezi mekanları arasında. Özellikle tabii restoranlar da burada çok popüler. Restoranlar burada tıka basa, onu söyleyelim. İnsanlar burada işte bu doğanın, bu güzel havanın böyle keyfini restoranlarda çıkarıyorlar. Her türlü yemeği bulmak mümkün. Türk ve dünya mutfağına ait
Ondan sonra tabii Avrupa mutfağına ait her türlü yemek burada dikkat çekiyor. Lincoln Caddesi nefis restoranların adresi. Nasılsın? Aha işte Almanya, tabii Alman kız arkadaşımız Almanya'dan gelmiş. Türkçe bilmesi normal. It's very, I think, usual to speak Turkish if you live in Germany. Yeah, that's true. Eğer de Almanya'da yaşasa gayet normal bir şey Türkçe bilmesi çünkü çok fazla Türk var. Do you like Miami? We love Miami. Yeah, of course. Very nice weather. Everything is very nice, right? Yeah. Okay. Say hello to Turkish people. Hi, Turkey. Görüşürüz. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. Lincoln Caddesi'nde müthiş bir enerji var. Düşünmek mümkün değil. Biz de şu anda dünyaca meşhur Miami Beach'te bulunuyoruz. Burası güney plajları ve muhteşem bir görüntüye sahip. Upuzun bir sahil şeridi var Miami'nin. Ve burada hangi plaja, hangi koya, hangi kumsala gidilirse gidilsin hepsinde denize girilebiliyor. Miami Beach, Atlantik Okyanusu'nun tertemiz, pırıl pırıl sularıyla buluşuyor. Miami Beach, hayallerdeki gibi bir plaj, uçsuz bucaksız kumsalı, tertemiz huzur veren denizi her daim ziyaretçilerle dolu. Buradaki temiz havada yürümek bile yetiyor insana. Yakupcan kesinlikle buraları affetmedi. Bu güzel güneşin, denizin tadını çıkarıyor. Şunu söyleyeyim, sabah saatlerinde Miami Beach biraz sakin oluyor ama öğlen saatlerine doğru inanılmaz kalabalıklaşıyor. Ve Miami Beach dünyanın en popüler, en meşhur kumsalları arasında ilk sırada yer alıyor. Dünyaca meşhur filmlerin, belgesellerin, dizilerin de çekildiği bir kumsal burası. Sadece dalga ve kuş sesleri çınlıyor kulaklarda. Muhteşem bir suyu var. Yıl boyu zaten Miami Beach'te de denize girilebiliyor, onu söyleyelim. 4 mevsim bu plajlar deniz, güneş, kum sevenleri ağırlıyor. Ve insanlar sadece bu plajı denize girmek, güneşlenmek için kullanmıyorlar. Yürüyüş yapanlar, spor yapanlar, köpekleriyle gezenler, yine herkes bu muhteşem plajda alıyor soluğu. Miami plajları nefes almak, dinlenmek isteyenlerin durak noktası. Hafta sonu özellikle en güzel kaçış adresi. Trafiğin olmadığı, gürültüsüz, harika bir adres Miami Beach. Evet Yakupcan artık motor kullanıyor. Miami Beach'in artık sahil güvenliği bizim oğlandan soruluyor. Fotoğraflarını çektik, sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise dunyayigeziyor. Tabi Miami Beach dendiği zaman hep filmlerden de biliriz, hatırlarız. Sahil güvenlikler akla gelir. İşte Miami Beach'in her köşesinde belli aralıklarla bu sahil güvenlik kulübeleri yer alıyor. Bunun sebebi tabi hem insanların net bir şekilde sahil güvenlik görebiliyor. Bir de okyanus burası. Ne olur ne olmaz birisi boğulur falan diye muhakkak bu sahil güvenlik kulübeleri Miami Beach'te bulunuyor. Sabah saat 10'da göreve başlayan can kurtaranlar güneş batana kadar plajdakilerin güvenliğini sağlıyorlar. Bu arada dünyanın dört bir yanından turistler Miami Beach'e geliyor. Where are you from? Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Disfrutando. Yes, evet, Arjantin'den gelmişler. Nasılsınız diye sorduk ama zaten hallerinden belli, çok iyiler. Do you like Miami Beach? I love. Second. Beyefendi ikinci kez gelmiş, buralara alışmış. Bir gelen bir daha buradan ayrılamıyor. Miami Beach bağımlılık yapıyor. Thank you very much. Thanks. Say hello to Turkish people. Her türlü su sporunun yapıldığı, çocuklu ailelerin bol bol ziyaret ettiği, keyifle zaman geçirilen bir plaj burası. Çocuklu ailelerin, annelerin vazgeçilmez adresi Miami Beach. Niye? Çünkü çocuklarını alıyorlar, geliyorlar. Çocuklar burada akşama kadar kumda rahat rahat zaman geçirirken anneler de biraz rahatlıyor, kafalarını dinliyor. Mesela güzel, what is her name?
Mia. Her name is Mia. Şu anda yanımızda sarışın minik Mia var. Annesiyle gelmiş plaja. Where are you from? Russia. Russia. Yeah. Rusya'dan gelmişler. Vallahi en iyi yere gelmişler. Rusya'nın soğuğundan sonra Miami harika. After Russia, here is wonderful. yeah, the weather is really nice. Yeah. Do you live here or for holiday? No, we live here. Oh, yeah. Nice. You are very lucky. Yeah. yeah. Burada yaşıyorlar, görüyorsunuz ve gerçekten şanslılar çünkü çok güzel bir yer burası. Havası harika. Wonderful weather, wonderful people, very nice. The weather is very nice. Yes. Yeah. How is life? It's really nice. I like it here. It's very nice. It's a lot of different countries, you know, people from other countries. Yes. So it's nice. Tabii hayat güzel burada. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla beraberler. Uluslararası bir ortam var. Dört mevsim tatil havası sunan kaliteli yaşam standartları, yüksek eğitim düzeyi, denizi, plajları, güler yüzlü insanlarıyla Miami herkesi kendine çekmeyi başarıyor. Öyle bir şehir ki Miami, hayallerin de ötesinde bir zenginlik ve lüks hayatlar var burada. Dünyanın en lüks otomobilleri her gün farklı yerlerde bu şehirde bir araya gelip Miami'nin tozunu atıyorlar. Ben diyeyim 100 tane, siz deyin 300 tane lüks spor otomobil grup olarak geziyorlar. Miami demek, lüks demek, para demek, zenginlik demek, ihtişam demek. Yani aslında dünyanın en zengin iş adamları Miami'de yaşıyorlar. Ve işte şu anda da sıradan bir parka geldik. Sıradan bir parkta dünyanın en lüks otomobillerinin bir araya geldiğini görüyoruz. İnanması güç ama sarı mı dersiniz, mavi mi, her türlü. Burada görüyorsunuz rengarenk, şeker gibi araçlar yer alıyor. Gerçekten muhteşem. Yani şu anda bunlar burada buluştular. Böyle beraber artık yarışım yapacaklar. Ne yapacaklar bilmiyorum. Ama hafta sonu oldu mu böyle lüks araçları olanlar Miami'de belli noktalarda toplanıyorlar ve arabalarının tadını çıkarıyorlar. Bunlar bir arkadaş grubu. Ezilmeyelim aman. Bunlar bir arkadaş grubu. Herkes işte bu lüks otomobillerini alıyor. Miami sahillerinde, Miami yollarında adeta asfaltı ağlatıyorlar. Bizim Yakupcan da pek tabii eksik kalmıyor bu işten. Evet Yakupcan, inşallah senin de bu arabalardan daha güzelleri olur. Yakupcan sevdin mi? Sevdim. Spor otomobilleri çok seven gezgin Yakupcan, spor arabanın tadını burada en iyisiyle alıyor. Arabaları incelemeyi seviyor. Yakupcan kalite kontrol yapıyor şu anda. İstediği bütün renk spor otomobiller burada elinin altına geçiyor bizimkinin. Evet Yakupcan'ın şanslı günü. Bakar mısınız? İstediği bütün buradaki lüks arabalara binebiliyor. İstediği her renge binme şansı elde etti. Arabanın kapıları çok ilginç. Yukarı doğru açılması zaten ayrı bir cezbedici durum oluşturuyor. Evet Yakupcan ıslık çalıyor şu anda bu lüks otomobillere. Bunun gibi birçok spor otomobil sahibi parklarda buluşup Miami'de geziyorlar. Bu bir gelenek burada. Herhangi bir parkta bu otomobillerden yüzlerce gördüğünüz gibi Miami'nin dümdüz uzayıp giden geniş geniş yollarında da caddelerinde de bu şeker renkli spor otomobiller olmazsa olmaz. İşte Miami böyle bir yer. Evet burada toplanıyorlar görüyorsunuz. Bu güzel arabaların tadını çıkarıyorlar. How is life in Miami? In Miami is too hot, too crazy. Miami is crazy. Crazy, evet. It's a fantasy land. Yes, fantasy land. Kesinlikle. Muhteşem diyor. Hayat nasıl dedi? Muhteşem dedi. Thank you. Tabii crazy diyor yani. Deli bir yer diyor. Haksız da değil. Yani parası olan aslında Miami birazcık daha güzel. Görüyorsunuz iyice tadını çıkarıyorlar buraları. Artık gemimiz kalktı. Korsan gemimizle Atlantik Okyanusu'nun serin sularına açılıyoruz. Neler göreceğiz ben de çok merak ediyorum.
Ama burada sadece bu gemi turu değil, aynı zamanda sürat tekneleriyle de okyanusun keyfi çıkıyor. Ayrıca yine burada jet ski yapılıyor, katamaranlarla ya da özel yatlarla da yine okyanusa açılarak insanlar Miami'nin tadını çıkarabiliyorlar. Biz şimdi korsan gemimize bindik. Yakupcan çok istedi. Korsan gemisini gör dedi ki biz buna bineceğiz dedi. Ve işte Karayipler korsanlarının gemisine binerek şimdi artık keyifli bir serüvene atıldık. Atlas Okyanusu'nun bir koyu olan Biscayne'den gemimiz kalkıyor. Ve hemen adaları birbirine bağlayan köprüler dikkat çekiyor. Köprülerin çoğu açılır kapanır şekilde yapılmış. İşte biraz önce tekne geçti, yatlar geçti ve artık köprü kapanıyor. Şimdi gözleri kamaştıracak dünya yıldızlarının evlerine gidiyoruz. Şu anda Marco Adası'nın önünden geçiyoruz. Dünyanın en zenginlerinin yaşam sürmüş olduğu adalardan biri burası. Görüyorsunuz şu anda böyle burası olduğu gibi yıldızların, böyle dünyanın en meşhur iş adamlarının, artistlerin evleriyle dolu. Gerçekten olağanüstü görünüyor. Bu gemi turu dünya yıldızlarının evlerini gösterdiği için turistler tarafından da yoğun talep görüyor. Yani bu bölge çok büyük bir bölge, onu söyleyelim. Bir sürü sayısız yüzlerce villa var ve işte bu villalar arasında Türk iş adamlarının, Türk sanatçıların da evleri bulunuyor. Yani milyon dolarlar harcanan villalar bu villalar. İşte Jennifer Lopez'in evi. Evet, kralların, kraliçelerin evleri yine burada, sarayları daha doğrusu. Görüyorsunuz, muhteşem bir yalı. Ya hayran kalmamak elde değil. Şu anda Yıldızlar Adası'na doğru geçiş yapıyoruz. Ya evler tabii burada direkt şekil değiştiriyor. Ricky Martin'in evi. İşte şu beyaz olan Ricky Martin'in evi. Bakmaya doyulmayan müthiş villalar çıkıyor karşımıza. Shakira'nın evi. Of, harika ya. Bakar mısınız ya? Yani Miami'de yaşayacaksanız arkadaş işte böyle yani yaşayacaksın. Yoksa pek bir anlamı olmuyor. İşte yapay adalar bu adalar tabii. İnsan eliyle oluşturulmuş. Hepsi birbirine köprülerle bağlanıyor. Oradan başka bir adaya geçiyorsunuz. Şu anda gemimiz döndü. Bakalım nasıl evler göreceğiz, kimlerin evlerini göreceğiz. Tek kelimeyle olağanüstü bir tur, onu söyleyelim. İnsanın tabii hoşuna gidiyor böyle güzel mimarilere bakmak, böyle güzel lüks yaşamları görmek. Al Capone'nin evi. İtalyan asıllı mafya liderinin evi de bir zamanlar burasıymış. Yani villa kadar bir de kapıların önünde yatlar var. Bakar mısınız? Yalı kadar aynı kalitede, aynı büyüklükte, ihtişamda yatlar da olmazsa olmaz. Palmiye ağaçlarının arasında deniz manzaralı müthiş yalılar Yıldızlar Adası'nın göz bebeği. Miami'ye gelindiği zaman bu lüks hayatları da muhakkak görmeli. Elizabeth Taylor'ın evi Michael Jackson'dan hediye gitmiş kendisine. Bakar mısınız hediyelere yani? Güzel. Shaquille O'Neal'ın evi, evet, pembeli olan, ağaçların arasında gizli olan, 48 milyon dolar. 48 milyon dolar. Beyaz olan bu müthiş villa David Beckham'ın evi, daha yeni almış, 3 ay önce almış. Önünde görüyorsunuz lüks yatı ve evi muhteşem, gerçekten benim de en beğendiğim villalar arasında oldu. Muhteşem görünüyor. Leonardo DiCaprio'nun evinin önünden geçiyoruz şu anda. Tur yaklaşık 90 dakika kadar sürüyor. Ve 90 dakika boyunca insan sanki hayaller aleminde geziyor. Miami'nin tüm güzellikleri denizden daha da belli oluyor. Miami, Florida eyaletinin ikinci büyük şehri. Dünyanın en büyük kruvaz gemisi limanlarından biri burada bulunuyor.
Nüfusu yaklaşık 6 milyondan meydana geliyor. Dünya turizminin kalbi olan bir şehir Miami. Miami'nin renkli, çok kültürlü yaşamı her caddesinde, her dönemecinde kendini gösteriyor. Zengin bir kültürel mirasın yansıması bu güzel şehir. Burası da Küçük Havana Mahallesi. Muhteşem bir fotoğraf, rengarenk yani gerçekten. Horoza bayıldım. Bu resimleri sosyal medyada paylaşacağız. Bizi sosyal medyadan kesinlikle takip etmeyi ihmal etmeyin. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise dunyayigeziyor. Yakupcan'ın keyfi yerinde. Şu anda Little Havana olarak isimlendirilen mahallede Havana'nın, Küba'nın olmazsa olmaz sembolleri de yer bulmuş. Havana'da yollarda gezen o horozlar işte burada da yerlerini bulmuşlar. Turistlerin en dikkatini çeken unsurlar arasında caddede bu horozlar var. O diğer horoza mı gidelim? Küba'nın meşhur horozları caddeye müthiş bir renk katıyor. Küba'nın başkenti Havana, Miami şehrine de oldukça yakın olan bir şehir. Vakti zamanında buraya gelen Kübalılar bugün kendi kültürlerini burada da hala yaşatmaya devam ediyorlar. Hello, wonderful. Welcome to Miami. Coming to enjoy here. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Tabii Havana, tabii ki insanlar görüyorsunuz Dominik Cumhuriyeti'nden. Sorry. My name is Raquel. Raquel, Raquel hanımefendi. Dominican Republic. Evet, Dominik Cumhuriyeti'nden gelmişler ailecek, şu anda Miami'de tatil yapıyorlar. Tabii. She's my sister. Evet, eşi görüyorsunuz, böyle ailecek gelmişler, kızı. Hepsi burada tatil yapıyorlar. Ve olmazsa olmaz tabii ki Havana'da da, Küçük Havana'da da burada böyle güzel geziyorlar. Bizim Yakupcan'ı da çok sevdiler. Bayılmışlar Miami'ye yani, onu söyleyelim. Miami'deki Little Havana bölgesine gelmiş olan ünlülerin isimleri de işte yol boyu böyle kaldırımlarda yer alıyor. Yıldız içerisinde isimler yazıyor. İşte bu ünlülerin hepsi de bu mahalleye gelmişler. Şu anda Havana Mahallesi'nin merkezindeyiz, kalbindeyiz ve kalbinde de Domino Meydanı var. Domino tabi oldukça önemli milli bir oyun Kübalılar için ve buradaki insanlar da gelenekleri bozmamışlar. Miami'de Havana Mahallesi'nin ortasında görüyorsunuz domino oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Biz de yaşlılar nasıl bir araya geldiklerinde tavla oynarlar. İşte buradaki yaşlılar da bir araya geldiklerinde domino oynuyorlar. Ama 7'den 70'e herkes bu oyunu oynamayı biliyor, onu söyleyelim. En güzel, en eğlenceli iş burada domino oynamak. Yaşlılar zamanlarını bu şekilde geçiriyorlar. İki veya daha fazla kişiyle oynanan bu oyun 28 tane dikdörtgen yassı taşla oynanan bir oyun. Amaç sayıları ortak olan taşları eşleştirerek dizmek. Taşların yüzleri enlemesine bir çizgiyle sayıları birbirinden ayırıyor. Bütün gün insanlar hiç sıkılmadan bu oyunu oynuyorlar. Mahallesi aynı Havana gibi, her yer rengarenk. Dükkanlar bile Havana'nın o renkli kimliğini gözler önüne seriyor. Bakar mısınız? Gördüğümüz, baktığımız her yerde pastel renkler anında dikkat çekiyor. Aranan birçok şeyi işte burada Havana Mahallesi'nde bulabiliyoruz. Birçok adalardan meydana gelen bu ülke Florida eyaletine de oldukça yakın. Ve Miami'de de Küçük Havana Mahallesi'nde insan gezerken farklı bir kültür içerisinde olduğunu hemen hissediyor. Yol boyunca Havana'nın geleneksel lezzetlerini sunan kafeler, restoranlar da var. Küba özellikle kahvesiyle çok meşhur. İşte Küba kahvesini denemek, tatmak isteyenler bu fırsatı Miami'de, Havana Mahallesi'nde sahip olabiliyorlar. Küba kahvesiyle biraz soluklanacağız. Minik bir fincanda ikram edilen kahve sütle de lezzetlendiriliyor. Artık içmeye hazır. Tortalito diyoruz ve Küba kahvesinin tadına bakıyoruz. Sütle beraber tabii karışınca, ben önce sütün tadını aldım. Süt çok tatlı, çok güzel. Ama dibe doğru indikçe, it's similar like a Turkish coffee. You're right.
Ama bizim Türk kahvemizden biraz daha sert, onu söyleyeyim. Direkt yani beynimden çıktı diyebilirim kahve. Çok lezzetli. Buraya geldiğiniz zaman özellikle de kahve sevenler, bu tadı kaçırırsanız çok istersiniz. Onu söyleyeyim. Havana mahallesi bizi Amerikan kültüründen uzaklaştırmayı başarıyor. Her şey Latin burada. Kübalılar nasıl insanlar, işte bu cadde üzerinde görebiliyoruz. Her yer rengarenk ve o renkli karakterlerini, kişiliklerini her şekilde yansıtıyorlar. İstanbul, Turkey. Turkey. Do you know Turkey? Do you know, did you see Turkish people before? You're the first one. Herkese selamlarını gönderdi, bütün ülkemize barış olsun, mutluluk olsun diyor. Görüyorsunuz bisikleti çok renkli, özellikle bisikleti dikkatimizi çekti. Very colorful bicycle. Havana mahallesi güler yüzlü, eğlenceli, sıcakkanlı insanların adresi. Küba ve Latin rüzgarı bu mahallede esiyor. Yol boyunca Küba ezgileri var. Restoranlarda, kafelerde, yol üstünde hep Küba ezgilerini, Havana ezgilerini duyuyoruz. Ve işte beyefendi de yine elinde gitarı, dudaklarında yaprağı, harika bir resital veriyor bize. Kalesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olan kale şu anda arkamızda bulunuyor. Miami'de yer alıyor bu kale. Ulusal Havayolumuzun Miami'ye başlatmış olduğu direkt uçuşlar sebebiyle bu kale Ulusal Havayolumuz tarafından buraya yaptırılıyor. Gerçekten bayağı da sağlam yaptırılmış. Ne kasırgalar, ne yağmurlar, ne fırtınalar görmüş ama sapasağlam da gelmiş, görüyorsunuz, fazla zarar almamış. Miami'ye gelen bütün turistler muhakkak bu kum kalesinin önünde fotoğraf çektirmeden buradan ayrılmıyorlar. Ve baktığımız zaman da üzerinde dünya ülkelerinin sembolleşmiş yapıları yer alıyor. Gerçekten muhteşem görünüyor. Dünyanın en uzun kumdan kale rekoru şu anda Miami'de. Bu müthiş eser 12 heykel tıraş tarafından hayata kazandırılıyor. 800 ton kum kullanılarak yapılan kum kalesi tek kelimeyle harika görünüyor. Yaklaşık 13 metre yükseklikte olan bu kum kalesi, Ulusal Havayolumuz tarafından Miami'ye armağan edilen en önemli hediyelerden. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgi odağı olan kale, Amerika kıtasının en ünlü bölgelerinden biri Virginia Key Parkı'ndan yükseliyor. Kum kalesi turistlerin de beğenisini topluyor. Miami yemyeşil parklarla dolu. İster deniz kenarında olsun, ister yemyeşil doğa içerisinde olsun, her köşede güzel güzel parklar bulunuyor. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz nokta Biscayne olarak isimlendiriliyor. Hemen tabii şunu söyleyelim. Miami, Atlantik Okyanusu'nun kıyısından yükselen bir şehir. Ve şu anda karşıya bakıyoruz, Brickell bölgesi var. Ağırlıklı olarak yerleşimlerin, rezidansların, yüksek apartmanların yükseldiği bir bölge. Ama muhteşem bir manzaraya sahip. Tabii Florida eyaletinin en önemli tatil şehri, aynı zamanda da böyle ılık havada yaşamak isteyenlerin mesken tuttuğu bir şehir Miami. Florida'ya baktığımız zaman yaklaşık 140 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Hem Atlantik Okyanusu'na hem de Meksika Körfezi'ne kıyısı olan bir eyalet. Florida gerçekten oldukça da uzun bir sahil şeridi var. Bu sahil şeridinin Meksika Körfezi'ne bakan kısmında 1500 kilometre uzunluk bulunurken, Atlantik Okyanusu'na bakan kısmında ise yaklaşık 1000 kilometre uzunluğa sahip bir sahil şeridi var. Ve bu sahil şeridi de görüyorsunuz, göz kamaştıran manzaralara sahip. Parkları boş bulmasınlar, hava güzel olmasın. Hemen mangallarını, etlerini böyle kapıyorlar, soslarını alıp geliyorlar. Mangal başına oturuyorlar. Keyfi seviyor Miami'liler, onu söyleyelim. Keyif, tatil, mangal Miami'lilerden sorulur. Yes, do you speak English? Spanish. ¿Cómo estás? I'm from Cuba. Muy bien. Divino. Gracias. Vallahi görüyorsunuz tabii İngilizce yok, İspanyolca biliyorlar ama hallerinden çok memnunlar. Hayat yaşamasını biliyorlar Miami'ler.
sanatın ve sanatçının da dostu olan bir şehir. Burası sanatçılara inanılmaz ilham kaynağı oluyor. Sanatçılar istedikleri gibi özgürce soyut dünyayı, somut dünyayı, kendi duygularını Miami'de yansıtabiliyorlar. Ve şu anda da Miami'nin en popüler, en çok ilgi çeken köşelerinden birinde Miami Art District, yani Miami'nin sanat bölgesindeyiz. Sanat bölgesinde binaların üzerinde, duvarlarda boş yer bulmak mümkün değil. Çünkü sanatçılar kendi duygularını, sanatlarını bütün bu duvarlara resmetmişler. Ve turistler buraya geldikleri zaman bu bölgede ağızları açık bir şekilde geziyorlar. Çünkü gerçekten de muhteşem bir sanat var duvarların üzerinde. Grafiti sanatı Miami'de adeta dile gelmiş konuşuyor. Mağara duvarına çizilen resimlerden bugüne gelen duvar sanatları sanatçının duygularını ön plana çıkarıyor. Bugünkü anlamda bildiğimiz grafiti sanatı da 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde hip-hop kültürünün başlamasıyla birlikte doğuyor. Ve Miami de bu sanatın merkezlerinden biri. Eşsiz güzellikteki sanatlara bakıp yolumuza devam ediyoruz. Miami'de keşfedilecek daha çok yer var. Dünyanın en meşhur tasarımcılarının adresi de Miami. Kıyafet tasarımcıları, ayakkabı, mobilya, saç tasarımcıları ve birçok tasarımcı şu anda bulunmuş olduğumuz Miami Design District bölgesinde yaşam sürüyor. Burası tabii herkese ilham kaynağı oluyor, onu söyleyelim. Herkes soluğu Miami'de almış ve işte baktığımız zaman dükkanların içerisinde göz kamaştıran inanılmaz eşyalar, inanılmaz tasarımlar görüyoruz. Aslında şu da var, tasarımcıların sadece tasarlamış olduğu ürünler değil, yaşam sürdükleri binalarda gerçekten tam bir tasarım harikası. Miami, Amerika'nın en renkli, en cıvıl cıvıl, en kozmopolit şehirlerinden biri olabilir. Ama aynı zamanda burası sanatın ve tasarımcıların da buluşma noktası. Tasarımcıların ve sanatçıların en önemli duraklarından olan Miami'nin Tasarımcılar Caddesi, dünyanın önde gelen isimlerini ağırlıyor. Amerika dendiği zaman akla ilk olarak dev boyutta alışveriş merkezleri ve alışveriş geliyor. Bunun sebebi yıl boyunca bütün ürünlerde uygulanan indirimler. İnsanlar buraya bavulsuz geliyorlar ve koca koca bavulları doldurup ülkelerine, evlerine geri dönüyorlar. Biz de şimdi tabii Miami'deyiz. Amerika'ya kadar gelmişken alışveriş çılgınlığını bir evlerinize getirelim istedik. Amerika'nın alışveriş merkezleri, outletleri, indirimleri dünyaca meşhur. Tabii hamburgercilerini de unutmamalı. Restoranlarla iç içe olan bu AVM'lerde yok yok. Görüyorsunuz her yerde indirimler var. %50 indirimler, %70'e varan indirimler. AVM'ler oldukça uygun fiyatlarıyla insanları cezbediyorlar. Erkekler kapı önlerinde, hanımlarsa alışverişte. Alışveriş merkezleri burada can, yani onu söyleyelim. Miami'de özellikle bir de hava çok sıcak olduğundan dolayı insanlar zamanlarının çoğunu işte bu şekilde alışveriş merkezlerinde geçiriyorlar. Yani resmen bir şehir kurmuşlar, onu söyleyelim. Aranan her şey bulunabiliyor. Kıyafetlerden elektroniğe, yani bütün parfümeri, kozmetik, her şeyi burada bulabiliyoruz. Ve fiyatlar gerçekten oldukça uygun. Miami her daim günlük güneşlik havasıyla insanların kalbini çalıyor. Şort, terlik, tişört üçlüsü burada birbirinden ayrılmıyor. Güneşli, masmavi gökyüzüyle tatil havasını yaşayan şehir her zaman rahat rahat gezmek isteyenlerin adresi. Ve Miami yılda 16 milyona yakın turist ağırlayan bir şehir. Şu anda Miami Downtown'da
artık konaklayacağımız otelimize gelmiş bulunuyoruz. Şehrin göbeğinde muhteşem bir oteldeyiz ve bizi otelin müdürü beyefendi karşıladı. Bu güzel misafirperverlik için kendisine teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. We want to say thank you very much for everything. It's my pleasure. My name is Ryan Frederick. I'm the general manager of the Marriott Courtyard in Miami downtown. Ryan Bey bizi Miami'de ağırladıklarından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Eğer izleyicilerimiz arasından Miami'ye daha önce gelmemiş olanlar varsa çok şey kaçırıyor diyor. 12 ay ışıldayan güneşimiz, muhteşem plajlarımız, eşsiz alışveriş merkezlerimiz var. Miami dünyanın en iyi şehri diyor. Şehir merkezinde, çevresinde veya Eskişehir'de konaklanacak harika seçenekler Miami'ye tatile gelecekleri bekliyor. Meşhur Ocean Drive huzurlarınızda efendim. Ocean Drive Caddesi bütün renkleriyle, bütün eğlencesiyle dünyayı geziyorum da olacak. Everglades bölgesine gidip buradaki meşhur bataklıklarda yaşayan timsahları da ziyaret edeceğiz. Böyle timsahlarla, bakın dokunabiliyoruz, sevebiliyoruz timsahları. Yani gerçek bir timsah bu. Çok kültürün yaşadığı Miami'de İspanyola Mahallesi de keşif rotamızda olacak. Ve yüzen otelimizle Karayiplerin keşfine başlıyoruz. Cruise gemimizle yaptığımız muhteşem maceranın ilk durağı San Martin Adası olacak. Sırf bu görüntü için kafalarının üstünden uçak insin diye buraya Maho Plajı'na geliyorlar. Karayiplerin cenneti olarak isimlendirilen San Martin'den dünyanın en güzel plajlarını yansıtacağız. Siz en iyisi dünyayı geziyorumu sakın kaçırmayın.